Bunu nasıl kitaba sığdıracaksın? Bunu nasıl İslam'a sığdıracaksın? Bu çelişkiyi nasıl ortadan kaldıracaksın? Bu vaziyetinle, bu çifte standartla, bu iki yüzlülükle hangi Allah'a gideceksin? İki yüzlülük. Senin yaşadığın memlekette camiler de açık, avratlar da açık, kadınlar da açık. Halbuki açın Kur'an-ı Kerim okuyun, camilerin açık olmasını Allah-u Teala isterken, kadınların, Müslüman kadınların da ne olmasını istiyor? Kapalı olmasını istiyor. Niye Allah'ın bir isteğini yerine getiriyorsun da öbürünü de aldırış etmiyorsun? Müslümanların büyük çoğunun kadınları çıplak dolaşıyor. Hacca, Beytullah'a giden Müslümanların çoğunun karısı vallahi çıplak. Yeminle söylüyorum. Böyle şey olmaz. Böyle bir din anlayışı sakattır. Kur'an'a aykırıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. Şeriat aykırıdır. Müslümanın karısı çıplak olamaz. Müslümanın kızı çıplak olamaz. Müslümanın gelini çıplak olamaz. Bu tehlikedir. Camilerin açık olmasına bakıp memleketin Müslüman olduğunu söylemeye hakkınız yoktur. Allah Müslümanlardan camilerin açık olmasını isterken Müslüman kadınların da kapalı olmasını istiyor. Hani bu yerine gelmiş mi Türkiye'de? Allah'ın istedikleri oluyor mu Türkiye'de? Nasıl Müslümansın? Demek ki namaz da bizi aldatmışlar. Namaz kılanların sayısı çoğaldığı zaman genel evine devam edenlerin sayısının düşmesi lazım. Düşmüyor. Her sene genel evini işleten patron Ermeni karısı vergi rekortmeni, vergi şampiyonu olarak ilan ediliyor. Namaz kılanların çoğaldığı, namaz kılanların sayısı arttığı, çoğaldığı zaman zina edenlerin sayısının düşmesi lazım. Düşmüyor. Hacca gidenlerin sayısı çoğaldığı zaman ülkede dini İslam'ın hakim olması lazım. Olmuyor. Şeytanı taşlayanların sayısı çoğaldığı zaman ülkede şeytanlığın kalmaması lazım. Şeytan cirit atıyor. Hani İslam? Gösterin bize İslam'ı. Bu sebeple nereye gittiğimiz belli değildir.